Avrasya gündeminin bu bölümünde Türk dünyasındaki gelişmelere bakacağız birlikte. Sevgili seyirciler, Kazakistan ve Pakistan karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini daha da geliştirme kararı aldı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Muhtar Tiloberdi, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 48. oturumuna katıldı. İşte bu kapsamda Pakistan İslam Cumhuriyeti liderliği ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. Detayları alacağız şimdi Nur Sultan muhabirimiz Caner Salıbay'dan. Evet Coşkun Özen, Kazakistan ve Pakistan arasındaki işbirliği güçlenecek. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tiloberdi, Pakistan'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplantısında Pakistan liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Pakistan Başbakanı İmran Khan ile yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğinin genişletilmesi konusu masaya yatırıldı. Pakistan Hükümet Başkanı Orta Asya ülkeleri ile etkileşiminin Pakistan'ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu kaydetti. Ayrıca Pakistan Meclis Senato Başkanı Sadık Sancarı ile parlamenter diplomasisinin yoğunlaştırması konusu masaya yatırıldı. Ayrıca ziyaret değişim programı ile birlikte yeni parlamentolar arası işbirliği biçimleri de tartışıldı. Sizin de dediğiniz gibi Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tiloberdi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 48. toplantısına katıldı ve toplantıda Kazakistan'ın terörizmden arınmış bir dünyaya ulaşmak için davranış kurallarının önemini ve terörle mücadele konusunda başlatılan dünya ve geleneksel dinler liderleri kongresi çerçevesinde dinler arasındaki diyaloğu güçlendirme ve diyaloğu sürdürme ihtiyacına dikkat çekti. Söz konusu ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Türkiye ve Kazakistan arasındaki işbirliği ayrıca Ukrayna'daki son durum da masaya yatırıldı. Taraflar ikili ve çok taraflı formatta işbirliğinin güçlendirmesi ayrıca beklenen üst düzey toplantıların programlarını da görüştü. Öte yandan Kazakistan'da kar soğuk kış koşulları sürüyor. Ülkenin birçok bölgesinde, 5 bölgesinde yollar trafiğe kapatıldı. Son 24 saatte 90 kişi kar esaretinden kurtuldu. Kötüleşen hava koşulları nedeniyle başkent Nur Sultan'dan da bölgelere giden yollar geçici olarak kapatıldı. Bölgesel öneme sahip yolların temizlenmesi için 600'den fazla ekipman ve çalışanın şu anda çalışmalarının yürütülmekte olduğu açıklandı. Son 24 saatte sadece başkentte 124 trafik kazası meydana geldi. Başkent yakınlarında da bir trafik kazası meydana geldi ve 10 arabanın birbirine çarpışan görüntüsü sosyal medyada yer aldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Kazakistan'da zorlu hava koşulları, sevgili seyirciler, işte Nur Sultan'dan aktardığı gelişmeleri bize Caner Salıbay